Tarık bin Ziyad 711'de Kuzey Afrika'dan yola çıktı. Avrupa'ya ayak bastı ve aynı yıl Vizigotlarla tarihin akışını değiştirecek bir savaş kazandı. Gemilerle geçtiği daracık boğazın adı da kendisine hürmeten Gibraltar, yani Cebeli Tarık. Diğer bir deyişle Tarık'ın dağı olarak tarihe geçti. Tarık'la Vizigot kralı Rodrik arasında yapılan ve Guadalete Savaşı diye anılan ünlü çarpışma Kadiz yakınlarında gerçekleşmişti. Endülüs tarihi açısından bu kadar önemli olan bu şehir Avrupa içinde ayrı bir öneme sahip. Çünkü Kadiz, M.Ö. 1100 yılında Fenikeliler tarafından kurulan Avrupa'nın en eski kenti. Kadiz, bugünkü İspanya'nın özerk bölgelerinden Endülüs'ün başkenti Sevilla'nın hemen altında yer alan bir liman şehri. Şehirde İspanya denilince akla ilk gelen şeylerden biri olan boğalar özel olarak yetiştiriliyor. İş için ayrılmış çiftliklerde boğalar hem üretiliyor hem de boğa güreşleri için eğitim veriliyor. Sadece boğalar değil, atlar da yetiştiriliyor. Endülüs Emevi Devleti'nin ayrılmaz parçası Arap atlarının fethiyle birlikte girdiği İber Yarımadası, o günden bu yana onların da ev sahibi. Zaman içinde burada gerek saf, gerekse melez olarak çoğalan, insanoğlunun belki en eski dostlarından olan bu sıcakkanlı ve dayanıklı hayvanlar, Kadiz'deki çiftliklerde yetiştirilmeye devam ediliyor. Kovboy filmlerinden alışık olduğumuz sahneler İspanya'nın da yabancısı değil. Atlar, sürülerin yöneticisi çobanların da hizmetinde. İtaatkâr ve akıllı atlar sadece çobanları taşımıyor. Hünerlerini gösterebilecek şekilde eğitiliyorlar.
Tarihin akışındaki şaşırtıcılık hiç bitmiyor. Amerika kıtası keşfedildiğinde ilk akın eden İspanyollar bu kıtaya atı götüren insanlar aynı zamanda. Yanlarında götürdükleri atların atalarının Endülüs'ten yola çıkmadığını iddia etmek mümkün değil. Kadiz bir yanı Akdeniz'e, diğer yanı Atlas Okyanusu'na bakan ve İspanyol donanmasına da ev sahipliği yapan bir liman şehri. Şehirdeki en dikkat çekici yapı ise Monumento a la Constitución 1812, yani 1812 Anayasası anıtı. Beşinci yüzyıl sonunda güçlü bir hükümdarlık altında bulunan ve yeni keşfedilmiş Amerika kıtasından akıtılan tonlarca altın ve gümüş, İspanya'yı döneminin süper güçlerinden biri yapmıştı. Ancak 1588'de güçlü İspanyol armadasının kendisine göre toplama sayılacak İngiliz donanması karşısında uğradığı ağır yenilgi sonucu İspanya için çanlar çalmaya başladı. Ağır ağır ama kesintisiz süren gerilemeye rağmen İspanyollar tarihin ilk liberal anayasasını ilan etmeyi başardılar. 19. yüzyıl başında işgalci Fransızlara karşı verilen İspanya Bağımsızlık Savaşı sürerken 1812'de Kadiz'de toplanan parlamento ilk liberal anayasayı ilan etti. İşte Kadiz'deki bu yapı o ilanı simgelemek üzere yapılmıştır. Anıt mimar Modesto López Otero ve heykeltıraş Aniceto Marinas'ın ortaklaşa projesi olan Anıt Anayasası ilanının 100. yılında tamamlandı. Eserin her iki yönünde savaş, barış, güç, birlik ve üretim, mitolojik unsurlar da taşıyan heykellerle anlatılmaktadır. Ana kaideyi oluşturan birleşik dört sütunun bir yüzünde Kadiz, diğerinde 1812 yazılıdır. Fransız ihtilalinden etkilenerek ilan edilen ve Engizisyon'u da kaldıran 1812 Anayasası, İspanya'nın geleceğini de etkiledi. ...1978'de yeniden yazılan ve bugün de kullanılan anayasa büyük oranda 1812'den esinlenilerek kaleme alındı. Okyanusa da denize de açılan geniş kumsallarıyla Kadiz'i arkamızda bırakıp biraz daha güneydoğuya ilerliyoruz. Karşımızda Tarifa. İber Yarımadası'nın Akdeniz'deki en uç yerinde kurulu Tarifa, Kadiz'e bağlı küçük bir yerleşim. Emevilerin İspanya'da ilk kurduğu şehirlerden olan Tarifa'dan hemen karşı kıyıdaki Fas'a her gün feribotlarla seferler düzenleniyor. Tarifa, 711'de Tarık bin Ziyad'ın karaya çıktığı, yani Müslüman orduların 800 yıl sürecek Endülüs Devleti'nin ilk ateşini yaktığı yer. Bu toprak o tarihte olduğu gibi
bundan 11 asır sonra İspanya için yine acı bir hatıraya tanıklık edecektir. 1805'te Fransız-İspanyol donanmaları İngiliz donanması karşısında tarihin en büyük deniz mağlubiyetlerinden birini alır. Tarihe Trafalgar Deniz Muharebesi olarak geçen savaşı hatırlatansa Trafalgar Feneri. Savaş sonrasında Cebeli Tarık Boğazı'nın yönetimini İngilizlere veren anlaşmanın imzalandığı bina ise şimdi o dönemi de hatırlatan turistik bir otel. Sevilla'dan sonra Endülüs'ün en büyük ikinci, İspanya'nın en büyük beşinci şehri Malaga. Ünlü ressam Picasso'nun doğum yeri olan şehir, Endülüs Emevi döneminde Malaga diye anılıyordu. Akdeniz kıyısındaki şehir Gibralfaro, yani Cebel Faruh Tepesi'nin yamacına kurulmuştur. Fethin ilk yıllarında Müslümanların eline geçen Malaga, son devlet olan Beynu Ahmer'in yıkılmasından önce 1487'ye kadar İslam'ın yaşadığı şehirlerden olmuştur. Endülüs Emevi Devleti sayesinde önemli bir yerleşim yeri haline gelen Malaga'da Endülüs'ü hatırlatan çok fazla eser kalmamıştır. Ziri Sultanı Habus tarafından 11. yüzyılda yaptırılan Alcazaba Sarayı ilk sırada gelmektedir. Kuleleri, havuzları, bahçeleriyle Emevi sanatını yansıtan bu saray kale 14. yüzyılda bölgenin hakimi Nasriler tarafından onarılmış. Zamanında güçlü bir savunmanın omurgası olan Castillo de Gibralfaro Kalesi ise bugün sadece şehri kuş bakışı seyretmek için ideal bir mekan. Bir dönem güçlü bir donanması olan ve ipek başlı olmak üzere dokuma alanında ün salan Malaga, bugün güçlü bir sanayiye sahip. Nüfusu yarım milyonu aşan şehir, kumsalları sayesinde turizm konusunda da iddialı. Kordoba Sultanı 3. Abdurrahman tarafından 10. yüzyılda kurulan Almeria, anlaşılacağı gibi Arapça kökenli bir isim. Araplar, Akdeniz kıyısındaki bu yere denizin aynası anlamına gelen El Meriyye adını vermişler. Şehir Elhamra'dan sonraki en uzun Müslüman kalesi olan Alcazaba'ya sahip. Müzik
önce tanıttığımız Turkosların bulunduğu Petre de Almeria'nın bir parçası. Kıyılardan biraz yukarı çıkmaya başladığınızda karşınıza çıkacak büyülü yerlerden biri de Ronda. Bugün yapılan boğa güreşlerinin ilk çıktığı yer olan Ronda, karşılaştığınızda bir Müslüman kasabasında olduğunuzu hissettirecek evlere ve sokaklara sahip. Dört yanı derin yarlarla çevrili bir düzlüğe kurulu Ronda, savunması kolay, hücum edilmesi çok zor coğrafyasıyla Endülüs Devleti'nin teslim ettiği son kalelerden biri olmuştu. Aralarındaki derin Taho Vadisi'nin ayırdığı biri Müslüman, diğeri Hristiyan iki mahalleyi buluşturan üç tarihi köprüye sahip. Bunların biri Roma döneminden kalma Puente Romano ve diğeri Endülüs eseri Puente Viejo, yani eski köprü. Hristiyanlarsa 18. yüzyılın ilk yarısında başlayıp sonunda bitirebildikleri yeni ve daha büyük bir köprü yapmışlar. Boyu 100 metreye yaklaşan köprünün adı da zaten Puente Nuevo, yani yeni köprü. Müslümanların bir yıldırım gibi gelişen yarımada fethi içinde ele geçirdikleri şehirlerden biri olan Valencia'ya Endülüslüler Belencia diyordu. Ancak İspanya'nın doğusunda ve Hristiyanların güçlü olduğu kuzeye yakın Belencia, gün geldi el değiştirdi. 1094'te ünlü silahşör ve komutan El Cid, Hristiyan ve Müslüman karışımı ordusuyla şehrin hakimi oldu. Bu hakimiyet yine bir savaş sırasında vurularak ok yarasıyla öleceği 1099'a kadar 5 yıl sürer. Valencia kısa bir süre sonra yeniden Emevilerin kontrolüne geçer. Endülüs'te merkezi otoritenin neredeyse yok olduğu 13. yüzyılda Kastilya ve Leon devletleri kendi aralarında işbirliğine giderken Müslümanlar arasındaki ihtilafları başarıyla körüklediler. Ve çok geçmedi, 1238'de Valencia'yı geri aldılar. Yeni sahipleri 500 yıldan fazla süren Endülüs yönetiminin izini silmek için ellerinden geleni yaptılar. Bu arada ağırlıklı olarak Katalan stilinde çok sayıda katedral, saray ve kilise inşa ettiler. Valencia Katedrali El Micalet, Çan Kulesi ile bunlar arasında ilk dikkat çeken. Yıktıkları bir caminin yerine yapılan katedralin kulesi, tarz olarak Endülüs minarelerinden farksız. 207 basamaklı kule, şehrin en yüksek dini yapısı aynı zamanda. İç savaş sırasında da cumhuriyetçilerin merkezi olan Valencia, bugün tarihinden çok daha modern dönemlere ait bir şehir görünümünde. Turia Nehri'nin içinden geçtiği şehirde köprüler sadece kullanışlı değil, aynı zamanda estetik hale getirilmiş. Endülüs döneminde kağıt, parfüm, dokuma ve ayakkabı alanında uzmanlaşan Valencia'da eski ve yeni iki şehir yaşıyor. Serrano kuleleri bir zamanlar ana yerleşim olan işte bu eski şehrin giriş kapılarıymış. İspanya'nın kuzeydoğusundaki Barcelona ise ülkenin en önemli ikinci kenti.
Barcelona, Müslümanlarca erken dönemde fethedilmiş olmasına rağmen, merkezden uzakta, kuzeyde olmasının avantajıyla uzun süreler elde tutulamamış bir şehir. Endülüslülerin Katalunya diye isimlendirdiği Barcelona, Müslümanlara karşı başlatılan savaşlarda da önemli bir yer tuttu. Bir sanayi merkezi olması yanında, finans ve turizm alanında da güçlü olduğu için ekonomik düzeyi yüksek Barcelona, 1992 yılında olimpiyatlara ev sahipliği yaptığı için yeniden elden geçirilerek bugünkü güzelliğine ulaşmış. İspanya'dan bile eski bir tarihe sahip, şehrin en ünlü ve hareketli caddesiyle onun açıldığı meydanın adı Rambla'dır. Şehir, 1900'lerin modernizm akımına uygun şekilde yapılandırılmış olsa da güçlü ve eski tarihini de dokusunda bulundurmakta. Bu özellikten Christoph Kolomb'un dünyada en çok heykelinin bulunduğu İspanya'nın en önemli şehirlerinden Barcelona'da nasibini almıştır. Yarımadanın güneydoğusundaki Mürsiye ile Endülüs belgeselinde tanıtacağımız son şehre ayak basmış oluyoruz. Abdurrahman bin Tahir tarafından 11. yüzyılda kurulan şehir, 13. yüzyıl ortasında Kastilya Krallığı'nın eline geçene kadar genel olarak bağımsız bir emirlik olarak yaşadı. Segura Irmağı üzerindeki köprünün hemen yanındaki tarihi hamam, halen şehrin en eski tarihi eserleri arasında. Mürsiye'yi İslam tarihi içinde unutulmaz yerlerden biri haline getirense, sadece bir Endülüs şehri olması değil. Mürsiye, tasavvuf dünyasında bugün de etkisini sürdüren, ünlü düşünür ve mutasavvıf, Muhyiddin İbni Arabi'nin 1165'te doğduğu şehir.